Herkese selamlar, günaydınlar, iyi akşamlar, büyük ihtimalle iyi akşamlar çünkü bu video akşam yayında olur. Nasılsınız, iyi misiniz? Yepyeni bir cuma günü geldi, yepyeni bir haftalık keşifler videosuyla daha karşınızdayım. Bence çok mutluyuz, çok pozitifiz. Dün gece bir film izledim. Bu benim keşfime şöyle bomba gibi düştü, dün geceden düştü. Net söyleyeyim. Bakın, uzun zamanda hiç bu kadar etkilendiğim, bu kadar bana dokunan ve bu kadar böyle hani falan olduğum böyle bir film izlemedim. Filmin adı To The Bone, Kemiklerine Kadar. Bir Netflix Originals filmi. Bunu bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Lily Collins oynuyor başrollerde ve Keanu Reeves. Bu ismi doğru söyleyemiyorum ben abi. Ya çok kibar kaçıyor, yok çok angutça kaçıyor yani. Keanu Reeves. İnşallah böyledir. Nasıl konusunu hemen çok ufacık söyleyeceğim. Bir tane kız var, anoreksiya hastası, bir yeme bozukluğuna sahip ve hani tipinden görüyorsunuz, zaten anlayabilirsiniz daha ilk filmin ilk karesinden. Ve başına türlü olaylar geçmiş, hiç spoiler vermeyeceğim, hadi spoilerlık bir şey var çünkü. Onun bir tedavi sürecini anlatıyor. Kesinlikle izlemenizi öneririm. O film sayesinde bir noktada kafanızdan gelen bazı sesler olabilir, sizi rahatsız eden, sizi böyle aşağı çekmeye çalışan bilinçaltı sesleriniz olabilir. Bu seslere diyebilirsiniz. Çünkü film size bunu anlatıyor. Çok seveceğinize inanıyorum. Kesin izleyin. Mutlaka çok öneriyorum. İnanılmaz, ya çok uzun bir film değildi. Kısa bir filmdi. 2 saat bile değil. İkinci keşfim ise bu hafta yine sizlerle paylaşmak istediğim, bu da bir film. Bu bana bir Ece Target kazığıdır. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum bu filmi benim aklıma soktuğu için. The Circle diye bir tane film. Emma Watson oynuyor. Aynı zamanda Tom Hanks oynuyor bu filmde. Yine küçük hemen bir bahsedeyim. Bir tane kız var, hayallerindeki işe sahip oluyor. Ama işin getirisi çok büyük oluyor. Kızın başına gelenler. Sadece şu kadar söyleyeceğim. Bir kamerayla kızın tüm hayatı kaydediliyor ve insanlara böyle yayın izletiliyor. Diyeyim, öyle söyleyeyim size. Yani resmen bir bizim işimiz gibi yani. Bir YouTuber'lık, bir vloggerlık gibi. Ama sonunda neler oluyor? Aklınızı kaçıracaksınız diye düşünüyorum. Ben kaçırdım. Teşekkürler Ece. Sana çok teşekkür ederim buradan. Bu filmi benim aklıma, hayatımı soktuğun için. Öpüyorum seni. Devam ediyorum. Şimdi iki tane Instagram hesabından bahsedeceğim size. Bunlardan bir tanesi Streetwear diye bir tane Instagram hesabı. İsminden anlayabilirsiniz. Biraz sokak giyimi, sokak sanatı gibi. Bu sokak sanatı vurdu tabii ki. Aslında burada size söylemek istediğim şey, birçok markayı burada görebilirsiniz. Birçok farklı kombini burada görebilirsiniz. Bana son zamanlarda biraz ilham verdiğini düşündüğüm Instagram hesaplarından bir tanesi. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Takibe alırsanız bence iyi olur. Ya günü kombininizi nasıl yapacağınızı bilemiyorsanız oradan bir şey görüp kendinize çok güzel uyarlayabilirsiniz. Çünkü bu işin %90'ı bu şekilde giyiniliyor yani bence. Bir sonraki Instagram hesabı da Maison Seasons. Bakın bu kız yardırıyor. Bu kız alev alev. Güzel kız, güzel kombin, güzel mekanlar, güzel yiyecekler görmek istiyorsanız takip edebilirsiniz. Bunu da size çok güzel ilham vereceğini düşünüyorum. Bence bayağı cuk yani, takip ettiğim için çok mutluyum. Görsel olarak çok hoşnut oluyorum mesela. Şimdi bir başka böyle keşfimden bahsetmek istiyorum. Bunu Instagram üzerinden bana bir takipçim yolladı. Bu takipçime teşekkür ediyorum. Biraz bu da aklımı yakan bir keşiflerden bir tanesi oldu. Şimdi bunu videolu olarak göstereceğim size. Bir yandan şurada bir yerlerde görebilirsiniz bu videoyu. Bir tane kadın var. Kadın böyle nasıl desem, alçıdan, plastikten, şundan bundan çiçekler yapıyor, böcekler yapıyor, işte hoş şeyler yapıyor ama ortalarına hayvan ağızları, dişler ve diller koyuyor. Bakın aklınızı kaçırırsınız. Ya görsel olarak biraz rahatsız edici olduğunu düşünüyorum ama bir yandan da çok çekici gelmiyor. Mesela şu güle baksanıza, hani inanılmaz bir, ben gülleri, çiçekleri falan severim bilirsiniz zaten ama hani bu daha hem rahatsız edici hem hoşuma giden bir şey, benim bayağı ilgimi çekti. Bu takipçime çok teşekkür ediyorum benimle böyle bir keşfini paylaştığı için. Zaten genel olarak bana bu yolladığınız keşifler inanılmaz şeyler çıkardım. İnanılmaz güzel şeyler keşfediyormuşsunuz. Bence siz de haftalık keşif videoları yayınlayabilirsiniz. Hatta acaba bir sonraki haftalık keşif videosunda böyle takipçilerle toplansak, hepsiyle bir araya gelsek, çay kahve içsek ve öyle mi keşif yapsak acaba? Herkes birbiriyle mi paylaşsa? Keşke böyle bir şey yapabilsem. Bu konuda ne düşünürsünüz? Aşağı yazın, bana gerçekleştirmeye çalışayım bunu. Bu tea filter, yani hani bu poşet çaylar var ya, onların
daha garip bir versiyonu. Bakın şöyle bir şey. Şöyle normal bunu şurasından çayı koyuyorsunuz, tamam mı? Sonra sıcak sulu bardağınızın içine koyuyorsunuz ya da bardağı normal koyun, üstüne sıcak su koyun. Siz bilirsiniz, şimdi çok saçma bir şey söyledim ama böyle poşet çayı, aslında poşet almanıza gerek yok. Direkt çayın kendisini de buna koyup demleyebilirsiniz. Bunu çok ciddi paylaşmak istedim sizlerle. Bence bu hafta benim hayatımı bayağı kurtardı bu. Çünkü bazı çaylar almışım kendime. Böyle sadece hani nasıl desem kurutulmuş şekilde, yani bir poşet içinde değil. Kaşık koyarsanız içerken ağzınıza geliyor falan. Onu hiç sevmiyorum. Bakın en sevmediğim şey çay içerken o çay bitkisinin ağzıma gelmesi. Bununla ben bu işi çözdüm diye inanıyorum. Makro'da var mı bilmiyorum ama ben çay satan bir yerde gördüm. Fiyatı da inanılmaz uygun yani, 8 lira gibi bir şey, içinde de 100 tane var. Sizlere kesin öneriyorum böyle bir şey. Bakarsanız, bulursanız mutlaka alın. Zaten hava biraz serinlemeye başladı böyle, artık daha güzel güzel böyle çay içeceğiz bence. Daha mutluca çay içeceğiz. Favori çayınız nedir bunu bana aşağıda yazın. Benim favori çayım vanilyalı olan her şey. Vanilyalı portakallı çaylar. Bunları çok seviyorum. Ve sonuna yaklaşırken sondan bir önceki keşfim, geçenlerde Vans'ın bir lansmanı oldu. Ona gittik, herkesin storylerini görmüşsünüzdür. Orada Treasure Magazine diye bir şey var. Bende de bir tane sweatshirt var, mavi alevli, hatırlarsanız belki. Instagram'da fotoğraflarıma bakın, orada göreceksinizdir. Treasure bir kaykay markası ve bir kaykay dergisi aslında. Daha sonra bu yıl çok popüler olan tişörtleri, hoodie'leri, böyle kapşonları falan çıktı. Bir sürü ünlü de görebilirsiniz işte. Kiara'da, şunda, bunda falan. Birçok ünlü böyle hani sokak stilinin böyle mihenk taşı falan oldu böyle. Herkes bayağı güzelce giymiştir. Bence çok güzel bir şey de oldu zaten. Ben de giydim yani. Onun dışında bunun Vans'le bir collab, yani işbirliği böyle ortaya çıkmış. Ayakkabılara bayıldım, oradaki hoodie'lere bayıldım. Siz nereden bulabilirsiniz? Vans İstiklal mağazasında en çok çeşit orada oluyormuş. Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız Vans İstiklal'e mutlaka bakın. Dediğim gibi orada çok fazla çeşit var. Belki daha önce gördüğünüz ama başka yerde satın alma, hani elinizde tutamadığınız birçok ayakkabıyı orada bulabilirsiniz. Böyle de bir şey duydum. Evet, dediğim gibi en çok çeşit oradaymış. Toplu bir cevap olsun bu da. Çünkü bu bana çok sorulmuştu. Vans'leri nereden alıyorsun diye. Vans benim en sevdiğim markalardan biri. Zaten ayakkabılarımın çoğu öyle, biliyorsunuz. Ve evet, madem sona yaklaştık, böyle güzel keşifleri, böyle güzel haftanın en güzel keşiflerini güzel bir setle, güzel bir müzikle kapatmamak olmaz. Şimdi sizlere çok sevdiğim bir setten bir parça çalacağım. Bunu Spotify'da da bulabilirsiniz ama SoundCloud kullanmanızı öneririm. Bana yine bir takipçim bunun, hangisini tam söyleyeceğim, 2016 Burning Man Robot Art diye böyle bir sahnesi var. Orada Davi, her yıl Davi diye bir DJ var. Her yıl orada çalar ve en güzelini o çalar. Eclipse diye, Original Mix diye ayırmışlar bunu. Spotify'da tam o kısmı vardı. Tam dakikalarını bilmiyorum ama bir kısmını size dinletebilirim. Bence çok mutlu olabilirsiniz. Bu sizin modunuzu çok yükseltecek. Bence buna go for it. Ve evet, bu haftalık, bu cuma gününki haftalık keşiflerim bu şekildeydi. Sizin ne türlü keşifleriniz oldu? Bunu bana Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, istediğiniz her yerden benimle paylaşabilirsiniz. Çok merak ediyorum keşiflerinizi. Çok seviyorum sizi. Çok seviyorum ve çok öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere haftaya ya da yarın bir anı videosuyla, sürpriz bir levham. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.